Mutlu akşamlar, yatırımcının günlüğüne hoş geldiniz sayın seyirciler. Hem içeride hem de dışarıda tüm dikkatler bu akşam Türkiye saatiyle saat 21 sularında açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararında olacak. Her ne kadar Fed'den bir hareket beklenmese de toplantıda verilecek mesajlar Amerikan Merkez Bankası'nın bundan sonraki yol haritası ile ilgili mesajları açısından oldukça önemli diyebiliriz. Ve toplantı sonrasında yayınlanacak tutanakta Fed'in 2016 içerisinde faizleri artırmaya devam edip etmeyeceği ya da sayısı ile ilgili cevaplar aranacak. Öte yandan diğer merkez bankalarının da genişlemeci politikayı izlemeye doğru evrildiğini söylemek mümkün. Bunu da yine konuşacağız az sonra. Hem Çin'e dair endişeler hem petrol fiyatları gündem maddemiz olacak. Tabii ki stüdyodaki konuğumuza değerlendireceğiz. Ekonomist Volkan Kuğucuk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, şimdi çok merakla bekliyoruz. Bu akşam saat 9 gibi açıklanacak Türkiye saatiyle Fed'in faiz kararını. Aslında herhangi bir hareket beklenmiyor Fed'den. Sürpriz olma olasılığı çok düşük ancak. Şimdi o satır aralarında Janet Yellen'ın vereceği mesajlar çok önemli. Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceği konusu. Şimdi verilere baktığımız zaman aslında kötü değil Amerikan cephesinden özellikle gelen veriler. Piyasalarda bir miktar toparlanma da var. Bunu da göz önünde bulundurarak Fed daha güçlü mü gelecek? O şahin mesajları bu akşam duyacak mıyız? Ne dersiniz? Ne bekliyoruz? Piyasanın geneline baktığımızda aslında şahin tarafta değil Fed'in birazcık daha güvercin tarafta kalabileceği yönünde çeşitli yorumlar var. Çünkü eli güçlü aslında o güvercin mesajlar neden gelecek acaba? Aslında şu, doların güçlenmesi Fed'in bir noktada istemediği bir durum. Çünkü şu anda 100 bandında yaklaşan dolar endeksinin yeniden Fed'in şahince tutumuyla birlikte 100'ün üzerinde kalması ve 120'ye doğru hamle yapması, 110-120'ye doğru hamle yapması Fed'in bundan sonraki faiz noktasında bir miktar elini kolunu bağlayabilir. Tabii ki Fed'in bu FOMC toplantı tutanaklarında o aradaki o satırlara, kritik cümlelere bakmaya devam edeceğiz. Şimdi 2015 yılına döndüğümüzde aslında Fed Çin ekonomisine vurgu yaparken hani Çin'deki küresel anlamdaki daralmayı FOMC toplantı tutanaklarına koydu. Fakat bir sonraki toplantı tutanağında da kaldırdı. O kaldırmayla birlikte aslında Fed'in o faiz kapısına doğru hızlı adımlarla gittiğini piyasa yorumlamıştı. Şimdi bu noktada birazcık daha Fed aslında 2016 yılı içerisinde piyasaların genel anlamda beklediği şu, daha bebek adımlarla yoluna devam edecek. Şimdi piyasanın genel görüşü aslında 4 faiz arttırımı hani takvim olarak beklenti dahilinde olmakla birlikte daha güçlü ses 2 faiz arttırımı şeklindeydi. İşte senenin ilk yarısında ve sene sonuna doğru. Şimdi en son açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin çok çok üzerinde gelmesiyle birlikte sanki o Haziran'daki faiz arttırımının Nisan-Mart ayına doğru çekildiği yönünde çeşitli görüşler var. Ama Mart ayına eğer Fed bu noktada vurgu yaparsa toplantı tutanaklarında, o zaman Mart ayı piyasalar açısından belki de yılın en kritik ayı olacak. Neden de şu, çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın da Mart ayında genişlemeci noktada bir toplantısı var. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bu noktada parasal genişleme, parasal hamle yaparsa acaba dolardaki güçlenmeye bağlı olarak Fed bu doğrultuda geri adım atar mı? Açıkçası toplantıyı takip edecek tabii ki yani Mart ayı aslında Fed tutanaklardan Mart ayına vurgu yaparsa Avrupa Merkez Bankası'nda toplantısı olduğu için belki de yılın en kritik toplantısı olacak. Şimdi bebek adımlar derken faiz oranları zaten o sembolik oranlarda artırılacak anladığım kadarıyla. Peki o sayı 4 ile 4'e ulaşabilecek mi? 2 ile 3 ile mi sınırlı kalacak? Şu anda hani benim şahsi beklentim 2 faiz arttırımı olabilir yönünde. Çünkü global anlamdaki endişeler ve merkez bankalarının bu kadar çok sahnede olması Fed tarafından da dikkatle takip ediliyor. Çünkü bir tarafta Avrupa Merkez Bankası'nı konuşuyoruz Avrupa ekonomisi adına. Diğer taraftan Japonya'yı konuşuyoruz. Diğer taraftan Çin Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Ve hani merkez bankaları neredeyse kendi coğrafyalarına para enjekte etmeye devam ediyor. Tabii ki Fed bu koşulları dikkatle takip ediyor. Eğer özellikle petrol fiyatları bu bağlamda bizim açımızdan önemli, bundan sonraki süreç açısından önemli. Petrol fiyatları da
Fed'in özellikle FOMC toplantı tonaklarında yer alacak mı? Bunu da dikkatle takip edeceğiz. Çin'i çıkardı dediniz şimdi o tonaklardan. Çin'e dair endişelerin azaldığı anlamına mı geliyor şimdi bu önümüzdeki dönemde? Çünkü aslında Çin'i endişeleri yaratan, tetikleyen bir miktarda baktığımız zaman o Fed'in politikasıydı. O faiz artırım süreci sonrasında da bir bebek dünyaya geldi aslında. Çin'le ilişkin kaygılar doğdu piyasaya. Şimdi bu beraberinde getirdiği bir sorundan bahsediyoruz. Şimdi görmezden mi geldi yoksa aslında Çin'e dair endişelerin azaldığı bir dönemdeyiz? Şimdi her şey FED'de başladı aslında. Yani Çin tarafını da konuşursak FED'de başladı. İşte petrol fiyatlarındaki 40 doların altı olur mu olmaz mı tartışmalarının artık çok uzağındayız. 25-26 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları ile birlikte. FED yani Amerikan Merkez Bankası mevcut anlamda, global anlamda yaşanan her şeyi ajandasına not etmeye devam ediyor. Evet, eğer FED bundan sonraki adımında, atacağı adımlarda global anlamdaki risklerin boyutunu ölçme noktasında birazcık daha hani ciddi bakarsa olaya, o zaman atacağı bebek adımlar daha minor seviyede kalabilir. Yani belki hani çok iyimser tarafta eğer kalacak olursak, evet 2016 yılı içerisinde Fed'in mutlak surette faiz artışı yapmasını bekleyebiliriz. Ama bu sayı eğer iyimser taraftan bakacak olursak 2 değil 1 de olur. O zaman piyasalar aslında şunu da sorgulamaya başlayacak. Demek ki global anlamdaki riskler o kadar kötü ki Fed bu noktada bir faiz artışıyla hani 2016 yılını tamamladı. Bu da tabii bu adımdan sonra gelebilecek başka bir tartışma. Şimdi yatırımcının günlüğü, o yatırımcı ne yapmalı? Özellikle küçük yatırımcıdan bahsediyoruz. İçeride nasıl pozisyonu almalı? Bu akşam gelecek veriyi takip ediyor. O mesajları takip edecek elbette. Ancak petrol fiyatları var. Çin'e dair kaygılar halen devam ederken dolar bir nebze geriledi. Bunu da dikkate alalım. Altını beraberinde getirdi o düşüşlere. Şimdi ne yapmalı? Tüm bu ortamda nasıl pozisyonu almalı? Alabileceği bir dönemde mi acaba? Çok kısa şunu ifade edeyim. 2016 yılının Ocak ayında dünya piyasaları Çin endişeleriyle birlikte Amerikan borsaları %3'ün üzerinde varan düşüşlere rağmen, Avrupa borsalarındaki yıkıma rağmen ve Çin borsasının yıkımına rağmen Borsa İstanbul tarafının ve özellikle doların 3.05 bandının üzerinde kalmadığını gördük. Bu aslında bize şunu gösterdi. TL'nin bir noktada pozitif tarafta kalma isteğini bize söyledi. Evet 3.05 üzerinde zaman zaman yukarı yönlü hareket ettik ama şu anda 3 lira bandının hemen altındayız. 2.98 çok çok önemli. Hemen altında 2.95 seviyelerine yatırımcılarımızın konsantre olmasını ben tavsiye edebilirim. 2.95 seviyesinin altında özellikle Fed'in bu akşam vereceği mesajlar oldukça önemli. Fed güvercin tarafta kalmaya devam eder ve bunun akabinde global anlamdaki rüzgarlar yeniden dinerse bir kısım pozitif tarafta kalma isteği içerisinde olan bir piyasayla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda zaman zaman 2.95 seviyesinin altına sarkan bir dolar TL ile karşı karşıya kalabiliriz. Borsa İstanbul'a döndüğümüzde 70 binin üzerinde şu anda 72 binli seviyelere doğru yükselen bir endeks gördük. Kritik direnç eşiğimiz 72.500. Bu seviyenin kırılması yaklaşık olarak 2.500 puanlık yükselişi de beraberinde getirebilir evet, gibi görünüyor. 72.000 seviyesinden kapanmış aslında çok da iyi durumda. O pozitif ayrışmasını sürdürüyor. BIST 100 çok dirençli davrandı. Diğer dünya piyasalarına küresel ölçekte baktığımız zaman peki altınla ilgili ne dersiniz? Dolardaki o düşüş nasıl sirayet ediyor acaba? Şimdi altın aslında son dönemde Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel olarak altının da yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Şimdi Amerikan 10 yıllık faizler bizim açımızdan önemli. Önemli de bir fener. Bunu evet, takip edeceğiz. Neden olduğunu da çok kısaca şöyle açıklayabiliriz. Faizlerin aşağı yönlü gerilemesi akıllı paranın güvenli liman olarak Amerikan tahvilini seçtiğinin bir göstergesi. Faizlerin tam tersine yukarı yönlü gitmesi oraya yönelen akıllı paranın tahvilden çıkıp yeniden riskli varlıklara yönelmesi anlamını taşır. Şu an itibariyle baktığımızda yeniden çok kısa bir iki cümle yeniden Amerikan 10 yıllık faizlerinin yukarı yönlü hareket etmesi altını bu bağlamda 1130 direncini aşmamasına neden olabilir. Kısmi olarak gerileme hareketinde 1100 desteğine kadar olası gerilemeye dikkat. Evet rakamları da gördük bu arada kırmızı doklar altında da öyle. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Kuyucuk. Sağolunuz değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler yatırımcının günlüğünün böylece sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
adaletten, barıştan, özgürlükten.